Evet değerli izleyicilerimiz, bugün neredeyiz? Bugün Aydın dedim, Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize tam 1 kilometre mesafedeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişe yakın bir yerdeyiz. Şu anda Sinan kardeşim dış cephesini gösteriyor. Gerçekten 4 artı 1 açık mutfak, mükemmel bir villa sunumu için geldim. Ancak burada kusura bakmayın, alttaki panjur kapalı olduğu için salonun içerisi biraz karanlık olabilir. Yola cepheyiz gördüğünüz üzere. Zaten bitişinde de Selin ablam almış, güle güle otursun. Şimdi hemen şeye gideriz, giriş kapısına doğru gidiyoruz. Tabi özel otopark alanımız var değerli arkadaşlar. Özel otopark alanımız var. Hem yaya girişi hem otopark girişi. Tabi aracımız buraya gelecek. Ön tarafta veranda kısmında istenilirse Selin abla pergüle yapmış işte. Yani cam balkonla kapatmış. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada ufak bir bahçe alanımız var ama bahçemiz gerçekten çok büyük. Havuz koymamış. Ben şöyle peyzaj alanında da eksikler var. Tabi ben mümkün olduğu kadar uygun portföyü siz değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Tabii siz buraya isterseniz peyzaj yaptırın, isterseniz bostan olarak ekin. Zaten dediğim gibi yan taraf Selin abla oturuyor. Orayı zaten kendince izole yapmış, çimçitlerden kapatmış. Tamamen müstakil bir ev tadında, müstakil girişli. Yola cephe 4 artı 1. Açık mutfak değerli arkadaşlar. Tabi ses ısı yalıtımı var. Granli boyundan kaplanmış montalama sistemi var. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemleri ve sineklik sistemlerimiz mevcut. Tabi hemen şimdi çelik kapıdan içeri giriyorum. Videoya başlarken demiştim ben sizlere, alt katta elektriğin olmamasından dolayı panjuru tam net açamadığımızdan kapalı gibi duruyor. Karanlık gibi duruyor ama ideal genişlikte gördüğünüz üzere. Tabi yeni toparlanıyor. Yaklaşık bir 15-20 günlük işçiliği kaldı. LED ışıklar, spot lambalar falan gelecek. Salon kısmımız bu şekilde. 120-60 mermer görünümlü kalebodur malzeme kullanılmış. Çelik kapıyı tam sonuna kadar açtım ki ışık girsin içeriye. Şimdi mutfak kısmına geçiyoruz. Mutfak kısmı gerçekten şahane. Gerçekten çok güzel bir mutfak kısmı var. Tabi lake malzemeden kullanmış beyaz renk her zaman iç açıcıdır. Gördüğünüz üzere mutfak bankosunda siyah granit mermer kullanılmış. Gene evye, granit evye, gene siyah renginden. Bulaşık makinesi yeri burası. Fırın, set üstü ocak ve dablumbaz yerimiz burada. Evyenin tam karşısında da sürgülü bir pencere konulmuş. Buzdolabı alanımız da burası. Tabi mutfakın arasına kullanılan fayanslar da gerçekten güzel bir şekilde görünüyor. Tabi alt dablumbazlarına da ne derler işte antresit gri malzeme kullanılmış. Tavan yüksekliği gayet iyi ve ideal. Tabi genelde villalarda banyo göremezsiniz. Tuvalet hemen, tuvalet ve lavabo oluyor. Burada genişçe bir banyomuz mevcut. Tabi gördüğünüz üzere çift açılımlı vasıtasız penceremiz var. Duş yerimiz burada. Duşakabinle kapatılıyor. Gördüğünüz üzere burada Hilton dolabımız gelecek. Klozet alanımız burada. Değerli arkadaşlar gayet güzel. Merdiven altında ne yapmış? Merdiven altında burada istenilirse bir dolap yapabilirsiniz. Fazla malzemelerinizi buraya yerleştirebilirsiniz. Karanlıktan çıkalım yukarıya doğru. Odalar gerçekten mükemmel. Alın kısımları siyah üstü bej mermerden, alüminyum korkuluklarımız antresit griden yapılmış. Yukarıya doğru çıkarken işte tam panjurları açık, tam böyle gözle görülecek bir şekilde, temiz bir şekilde işçiliği yapılmış gördüğünüz üzere. Hemen birinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yola cepheyiz. Yola cepheyiz. Gayet geniş, ferah bir yatak odası. Ön tarafta bir sürgülü kapımız var. Yani Fransız balkonumuz var. Gayet güzel, gayet net bir şekilde yapmış. Tabii kapı kasalarına baktığımızda antresit renginde yapmış. İç kapılar lake, beyaz lake kapılar yapılmış. Hemen ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamıza geçtiğimizde gördüğünüz üzere gayet güzel, geniş, ferah laminat parkesi. Çok kaliteli bir parke kullanılmış. Tabi Fransız balkonumuz var. Sinan ben oraya geçmeden oradaki ufak balkonumuzu da gösterebilirsin. Göster sana zahmet. Gayet kullanışlı güzel bir yatak odası. Yani birinci katta 3 tane yatak odamız var değerli arkadaşlar. 3 tane yatak. Güneş görüyorsunuz, ben gözlük takmak zorunda kaldım. Güneş sürekli evin içerisinde. Tabi 3. yatak odasının içerisindeyiz. Burada da bir Fransız balkonumuz mevcut. Aynı zamanda kalorifer tesisatları komple döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Bir de ne var burada? Kanalizasyon çalışması
internet bağlantısı hiçbir problem yok. Yani altyapıyla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Üçüncü odamız bu şekilde. Şimdi genel banyomuza giriyoruz. Aslında genel banyolara girdiğimizde vitrifiye malzemenin bir kısmı takılmış, bir kısmı takılmamış. Örnek duşakabinimiz buradan gelecek şu şekilde. Yani 120'ye 120 bir duşakabin alanımız var burada. Hilton dolabımız beyaz, aynamız gene öyle. Tabii aplikamalarımız falan yerleştirilmemiş. Klozet alanı, gömme rezervuarımız, Vissa marka gömme rezervuarının yeri. Yine tabii klozet alanımız da burası. Son derece ferah, geniş bir banyo değerli arkadaşlar. Şimdi yukarıya yani müştemilat kısmına çıkacağız. Dediğim gibi Aydın dedim Altınkum mahallesindeyiz. Denize 1 kilometre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Çünkü Altınkum'daki fiyatları biliyorsunuz. Hemen müştemilat kısmına çıkarken ufak bir hol alanımız var. Direkt terasa çıkışımız var. Tabii ben dördüncü odayı göstereceğim. Ondan sonra terasa çıkacağız. Dördüncü odanın içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Tabii dediğim gibi yola cepheyiz. Her odamız yola cephe değerli arkadaşlar. Yani çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Denize yakın konumdayız. Benim bir evim olsun, denize yakın olsun derseniz. Tabii denize sıfır evler fiyatları çok farklı, çok yüksek. Bu Miraç Emlak olarak biz mümkün olduğu kadar en uygun portföyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bu da bana göre Altınkum'da 4 artı 1 açık mutfak sıfır yapı fiyatı uygun değerli arkadaşlar. Bu güzel villanın fiyatını hemen söylemek istiyorum. 3 milyon 300 bin TL. Liste fiyatı 3 milyon 300 bin TL. Tabii bununla ilgili bir pazarlığımız olur. Terasa çıkmadan şimdi ikinci genel banyomuzu, yani üçüncü genel banyomuzu. Çünkü zemin katta da banyomuz var, ara katta da var, burada da var. Aynı şekilde vasıtası açılımlı penceremiz, klozet alanımız, duşakabini alanımız buraya gelecek. Yaklaşık 20 günlük işimiz var değerli dostlar. Hilton dolabımız aynı zamanda çamaşır makinesi yeri de gideri burada. İşte temiz su, pis su gideri. Burada da ne var? Termos fonu kullanabilirsiniz. Tabii güneş enerjisinde ayakları takılmış. Hemen teras kısmına geçeceğim. Teras kısmına geçeceğim değerli arkadaşlar. Son derece geniş, ferah bir terasımız mevcut. Tabii burada istenilirse pergüle yapabilirsiniz. Bu arada hemen bunun İki parsel yanında Londra'da Hacı Kılıç abime selamlarımı söylüyorum. O da burada yer aldı. Genelde alanlar kazanıyor değerli arkadaşlar. Gerçekten alanlar kazanıyor. Dolayısıyla güneş enerjisinin ayaklarını yerleştirmişiz. Burada ufak da olsa bir depo alanımız var, kiler alanımız. Tabii burada da ne var? Burada da bir mutfak tezgah alanı, yani altyapısı hazırlanmış. Kişiye isteğe bağlı olarak istenilirse buraya da bir mutfak tezgahı atabilirsiniz. Barbeküm nerede olacak? İsterseniz barbeküyü burada da kullanabilirsiniz. İsterseniz alt katta da kullanabilirsiniz. Yani yeri hazır. Tabii geniş bahçeli 4 artı 1 açık mutfak değerli dostlar. Denize sadece ve sadece 1 kilometre mesafede Aydın Didip Altınkum'dayız. Sıfır bir yapı. Tabii bana göre güzel bir yer. Miraç Emlak olarak biz bu yeri beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Tabii fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli dostlar. Bu güzel villamızın liste fiyatı 3 milyon 300 bin TL. Elbette ki pazarlığa açığız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.